Merhabalar. İlk videosunu aylar önce çektiğim cevapsız sorular serisinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu videonun konusu cinsellik. Şimdi öncelikle ben Overthinkistan Cumhurbaşkanı olduğum için bu videonun başında çeşitli uyarılar yapmak istiyorum. En azından gelebileceğini düşündüğüm şeylere önden bir cevap vermiş olayım. Öncelikle konunun uzmanı değilim. Bunu söylememe gerek yok sanırım. Bir seksolog değilim, kadın doğum uzmanı değilim. Bu konu hakkında herhangi bir eğitimim, bir şeyim yok. Sadece normal dünya üzerinde var olan, yaşayan ve bu konu hayatın içerisinde olan bir vatandaşım. Ve her zaman olduğu gibi sizinle bazı konularda fikirlerimi paylaşacağım. Gönül isterdi ki benden çok daha yetkin, çok daha bu konularda eğitim sahibi olan ve nasıl konuşacağını benden daha iyi bilen birileri benim kitleme sahip olsaydı, onlar seslerini daha çok duyurabilselerdi. Ama benim böyle bir sesim var ve ben de bu sesi her zaman işte bugün Ceyhun'la neler yaptık için değil, bazen de böyle toplumda konuşulmayan, tabu olmuş ve bence artık aşılması gereken şeyler hakkında da kullanmak istiyorum. Ara ara yapmaya çalışıyorum zaten, siz de biliyorsunuz ve bu kanalda ilgili en sevdiğim şey de bu. Gül oynaya bir yere kadar böyle konuları da konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Her zaman size inandığım şeyleri savundum ve bu videoda da farklı bir şey yapmayacağım. İkinci olarak YouTube bu videoyu 18 yaş sınırı getirir mi bilmiyorum, zannetmiyorum ama bence bu videonun 18 yaş sınırı olmaması gerekiyor. Çünkü cinsel kimliğin, cinselliği keşfetmenin 18 yaşında başladığını düşünmüyorum. Ergenlikle birlikte hayatımıza giren bir şey bu. Ve zaten konuşulması gereken zamanlarda konuşulmadığı için bazı sıkıntılar çekiyoruz. Ama ben yine de uyarım yapmış olayım. Bu videoda herhangi bir filtre olmadan cinsellikten bahsedeceğiz, cinsellikten konuşacağız. Eğer rahatsız olacak olan varsa videoyu hemen şu an terk edebilirler. Böyle fazla gelen soruları toparlamaya çalıştım. Yavaştan başlayalım. Türkiye'deki okullarda sex education yani cinsellik eğitimi olmaması hakkında ne düşünüyorsun sorusuyla başlayabiliriz bence. Yurt dışındaki okullarda görüyoruz işte sex ed diye bir dersleri var bunların, böyle bayağı beden eğitimi gibi. Gençleri toplayıp cinsellikten, cinsel ilişkide korunmadan, cinsel hastalıklardan vesaire, yani böyle cinsel hayattan bahsedilen, bizde bu yok. Bizde okulları geçin, aile içerisinde bile bu eğitim verilmiyor aslında. Zaten sorun da burada başlıyor. Hangisi önce gelmeli bilmiyorum, aile içerisinde mi normalleştirilmeli yoksa okullarda mı normalleştirilip de hane içerisine öyle eğitimli bireyler mi salınmalı bilmiyorum. İkincisi bana çok uzak bir ihtimal gibi geliyor. Çünkü önce toplumun bir şeyleri kabul etmesi gerekiyor Türkiye'de sanırım. Eğer birisi böyle bir ders getireceğim dese ortalık ayağa kalkar şu anki iklimde. Ama bence kesinlikle olmalı. Çünkü öğrenmemiz gereken şeyleri öğrenmemiz gereken zamanda öğrenmiyoruz. Ve bu ileride cinselliğini yaşayamayan, yaşasa bile nasıl haz alması gerektiğini bilmeyen, kendini nasıl koruması gerektiğini bilmeyen, neyin olması gerektiği gibi olduğunu bilmeyen bir sürü birey yetişiyor. Bu kadar hayatın içinden herkesin neredeyse eninde sonunda yaşadığı bir şey için bu kadar suspus olunması bana çok akıl almaz geliyor, bilmiyorum. Bence kesinlikle bir biyoloji dersi gibi verilmesi gereken bir ders. Ama daha oraya gelene kadar çok yolumuz olduğunu düşünüyorum. Sanırım önce kafalarımızın içinde, sonra evlerimizi, sonra da sokaklarımızı değiştirmemiz gerekecek. Ondan sonra belki. Erkekleri kızlık zarı hakkında bilgilendirir misiniz? Çünkü aslında kızlık zarı diye bir şey yok tam olarak. Bildiğim kadarıyla bilgilendirmeyi çok isterim. Şimdi toplumumuzda çok büyük bir problem olan, gerçekten bütün kadınların başını ağrıtan bence kızlık zarı dediğimiz bir problem var. Kızlık zarının asıl adı himen. Biliyorsunuz ki kadınların cinsel organı ile erkeklerin cinsel organı birbirinden birazcık farklı yapısal olarak. Erkeklerin daha dışa doğru bir yapısı varken kadınlarınki içeride ve aslında dışarıdan gelecek tehlikelere karşı daha açık bir yapıda. Bu himen vajinanın içerisinde bulunan damarlı mukozamsı bir yapı. Bu zarın amacı kız çocuklarının cinsel organlarını dışarıdan gelebilecek enfeksiyonlara karşı korumak. Bu kadar basit aslında. Evrimsel süreçteki görevi bu zarın. Zaten çocukluktan çıkıldığında da bu zar işlevini yitirmiş oluyor artık kendi hijyenini sağladığında kişi. Bu zar herhangi bir zarar gördüğünde kanıyor çoğunlukla. Ve bazı toplumlarda bu bekareti simgeleyen bir şey haline getiriliyor. Halbuki bu himenin tek görevi o kız çocuğunun vücudunu dışarıdan gelecek tehlikelere karşı, enfeksiyonlara karşı, yabancı maddelere, bakterilere karşı korumak. Bu kadar basit. Ve bu himenin yapısı her kadında değişken olabiliyor. Bazı kadınlarda çok daha kalın yapılı, bazı kadınlarda çok daha ince ve esnek yapılı olabiliyor. Bazı kadınlarda hiç var olmayabiliyor. Yani kadınlar bunsuz doğabiliyor.
Yani aslında daha önce hiç cinsel ilişkiye girmemiş birisi ilk cinsel ilişkisinde eğer bu yapı çok esnekse ya da yoksa kanama yaşayamayabiliyor ve sonrasını tahmin edersiniz. Korkunç şeyler yaşanabiliyor. Yani biyolojik olarak neye işe yaradığını bildiğimiz bir şeye resmen kafamızdan bir şey uydurmuşuz ve kadınlar belki yüzlerce yıldır bunun cefasını çekiyor ve bu çok üzücü bir şey. Eskiden ilk geceden sonra o kanlı çarşaflar asılırmış mesela. Bu korkunç bir şey. Gerçekten çok korkunç bir şey bence. Hala bekaret testi yapan doktorlar var mı bilmiyorum. Umarım yoktur ama kesin vardır ve çoğu da erkektir diye düşünüyorum. Kabullenmekte çok zorlanıyorum. Yine çok gelen bir soru. Evlenmeden cinsellik hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi tabii ki bu kişiden kişiye çok değişebilen bir şey. Kişinin dini görüşü, tercihleri, neyi göze alıp almadığı, topluma bakış açısı, hepsinin toplamıyla karar verebileceği bir şey. Bence evlenmeden önce cinsel hayat kesinlikle gerekli. Ben cinselliği insan hayatının önemli parçalarından biri olarak görüyorum. Bu dürtüler ve istekler insanoğlunun çok doğal bir parçası bence. Yani bu dürtüler ve istekler içimizde var. Ben bunu hissediyorum. Ben bir insanım ve bunu reddederek yaşayamam. Yani yaşayabilirsiniz tabii ki reddederek ama eksik kalırsınız bence. Biriyle çok iyi anlaşabilirsiniz, onu çok sevebilirsiniz, harika vakit geçirebilirsiniz ama ona dokunmak istemiyorsanız, ona karşı cinsel bir istek duymuyorsanız, onu öpmek, sarılmak, onunla bir şeyler yaşamak istemiyorsanız o sizin partneriniz olamaz bence. Bir partneri bir arkadaştan ayıran şey bence budur. Ve bu arkadaşlarınızla sahip olmadığınız şeyin iki taraflı olup olmadığını, uyuşup uyuşmadığını anlamak, evliliğe bırakmak için çok büyük bir kumar. Hayatınız boyunca cinsel olarak tatmin olmamak, kendinize verebileceğiniz en büyük cezalardan birisi bence. Niye böyle bir şey yapasınız ki? Yeni sevgili olanlarda cinsellik konusu ne zaman açılmalı? Bilmiyorum, bunlar böyle çok oturup konuşulan şeyler değil de biraz daha doğal gelişen şeyler bence. Birbirinizin hareketlerine göre davranacaksınız biraz. Eğer bir taraf diğer taraftan daha istekliyse ve bir taraf istemiyorsa o yaklaşma esnasında bu söylenebilir. Ben henüz istemiyorum diye ama öte yandan asıl ilişkinin başlarında muhteşem oluyor cinsel hayat bence. O yüzden çok da erteleyip ötelemenin bir manası yok bence. Cinselliğini ne zaman nasıl keşfettin? Şimdi tamamen kendi üzerimden anlatmayacağım ama bu coğrafyada kız çocukları cinselliğini gerçekten şansa bala keşfediyor. Hele öpüşme sahnelerinde bile kanal değiştirilen bir aile ortamında büyüdüyseniz çok uzun bir süre cinselliğin çok korkunç bir şey olduğunu düşünerek büyüyebilirsiniz. Kız çocukları aile ortamında eğer şanslılarsa cinselliğine dair, genç bir kadın olmalarına dair tek konuşmayı regl oldukları ilk gün alırlar. Bir de evlenmeden bir gece önce. Regl olduğunuzda eğer işte biraz olsun bilgili bir aileniz varsa size bak şimdi vücuduna böyle böyle şeyler olacak. Sen artık genç bir kadın olma yoluna giriyorsun. Çok şey değişecek işte böyle böyle hissedeceksin vesaire diye oturup sizi bilgilendirebilir. Ya da o kadar şanslı değilsiniz iki tane tokat atar adettendir diye ve siz o lekeli kilodunuzla kalırsınız. Bu ne şimdi diye. Evlenmeden bir gece önce de ne diyeceğini bilemeyen bir anne vardır karşınızda. Siz o kadar utanırsınız ki onun o halinden, onun utanmasından utanırsınız. Ve tam hani bir şey söylemeye gerek yok ben biliyorum her şeyi falan demek zorunda kalırsınız. O süreçte işte o bildiklerinizi nasıl öğreniyorsunuz? Kızlar bunları kendi aralarında çok konuşmuyorlar ergenlikteyken. Yine erkeklerin bu konudaki paylaşımları daha fazla. Biraz böyle hayvani bir paylaşım bence. Çünkü ortaokulda bile arka sırada mastürbasyon yapan erkek arkadaşlarım olduğunu hatırlıyorum. Kızlar bu konuda çok kapalılar çünkü herkes kızlara karşı çok kapalı. Nereden öğrenebilirsiniz? İnternetten araştırabilirsiniz. Varsa şanslıysanız bir büyüğünüze sorarsınız ama çok da bir can alabileceğinizi zannetmiyorum. Porno izleyebilirsiniz. O biraz ağır gelebilir ilk etapta. Oradan buradan duyarak kulaktan dolma şeylerle, Cosmopolitan dergi makaleleriyle bir şekilde parçaları birleştirmeye çalışırsınız ve cinselliği böyle keşfedersiniz Türkiye'de. Duş alırken, bisiklete binerken ya da ne bileyim bağdaş kurup oturduğunuzda bir şekilde ya ben buraya dokununca hoşuma gidiyor hissi. O kadar garip bir his ki. Nasıl ya? Neden? Allah Allah böyle bir şey daha önce yoktu falan oluyorsunuz. Keşfetmek istiyorsunuz çünkü kendi vücudunuzda daha önce bilmediğiniz bir şey. Öyle işte şansa bir şekilde keşfediyorsunuz. Karşı cinsinden hoşlanan birisi için bile artık çok hani doğal görülen bir şey ya bu. Bir insanlar karşı cinsinden hoşlanmalıdır denir ya.
O bile bu kadar kapalıyken toplumda, bir de hemcinsinden hoşlanan ergenleri düşünün. Onların durumu çok daha içler acısı. Çok büyük kafa karışıklıkları, içsel muharebeler, sürekli ben yanlışım, hatalıyım düşüncesi, çok uzun bir süre inkar vesaire vesaire. Oldukça zor geçiyor bu süreç diyebilirim. Kızların mastürbasyon yapması genel olarak kötü bir şeymiş gibi bahsediliyor. Sen ne düşünüyorsun? Bence kızların mastürbasyon yapmasından bahsedilmiyor. Kızların sadece mastürbasyon yapması, kızların cinsel herhangi bir şeyin yanında bulunması bile genel olarak kötü bir şey olarak görüldüğü için buna da çok şaşırmamak gerek. Ya ben hayatımda hiç mastürbasyon yapmamış kadınlarla tanıştım. Kimse kendine bu kötülüğü yapmamalı bence. Çünkü bir insanın bir partnerle cinsel ilişkiden keyif alması için önce kendi bedenini tanıması gerektiğini düşünüyorum. Mastürbasyon çok kişisel bir şey bence. Cinsel birliktelikten farklı bir şey, insanın kendisiyle alakalı bir şey. Benim bedenimin noktaları ne? Ben nelerden hoşlanırım? Nasıl bir ritmim var? Bunları kendi kendinize en iyi keşfedersiniz. Ve kendi kendinize keşfettikten sonra partnerinizi yönlendirebilirsiniz. Sonuçta erkekler kadın orgazmı, kadın zevki hakkında çok fazla bir şey de bilmiyorlar bence. Çünkü kadınların cinsel hazzıyla erkeklerinki çok farklı. Kadınlarınki çok daha komplike ve çok daha fazla katmanlı. Siz kendinizi ne kadar iyi tanırsanız partnerinizi o kadar iyi yönlendirebilirsiniz. Ve böylelikle iki kişinin de zevk aldığı güzel bir cinsel birliktelik ortaya çıkar. Evet, kızların mastürbasyon yapılmasına ayıp gözüyle bakılıyor ki erkeklerin buluşup mastürbasyon partisi yaptığını biliyorum ben. Yani küçüklüğümde böyle bir şeyin olduğunu biliyorum. Kızlarsa böyle şey yapabileceklerinin bile bilincinde değillerdi bence. Ya bu cinsel dürtüler bizde var. Sadece erkeklerde olan bir şey değil bu. Kadınların da cinsel açlığı ve cinsel isteği en az erkeklerinki kadar var. Ve erkekler bu açlığı hissettiğinde mastürbasyon yapabiliyorsa, kadınlar da bu açlığı hissettiğinde mastürbasyon yapmakta tamamen özgürdürler. Üstelik eğer toplum baskısından, aile baskısından ya da dini inancınız yüzünden her ne sebeptense aktif bir cinsel hayatınız yoksa bu sizin aktif cinsel dürtüleriniz olmadığı anlamına gelmiyor. Ve bunları dindirmek için mastürbasyon yapabilirsiniz. O çok önem verdiğiniz bekaret zarına zarar vermeden üstelik. Çünkü kadınların hem klitoral orgazm hem de vajinal orgazm olabilme gibi bir yetisi var. O muhteşem bir şey. Ha bak, bir ilişki cinsellik olmadan yürütülebilir mi? Erkekler için ihtiyaç mı gerçekten? Sadece erkekler için değil işte. Kadınlar için de bir ihtiyaç. İhtiyaçtan kasıt onsuz yapamıyorum işte. O olmasa ölürüm gibi bir ihtiyaç değil. Bu su değil, yemek değil, uyku değil. Bu üçü dışında da bizim ihtiyaçlarımız var ama. Başımızı sokacağımız bir yerin olması gibi. Evet, olmazsa ölmeyiz, dışarıda yaşayan insanlar var. Ama bu bizim için bir ihtiyaç. Paraya ihtiyacımız var mesela. Cinsellik de böyle bir ihtiyaç bence. Birinci numara olmasa bile ikinci numara. Yani bir ilişki tabii ki cinsellik olmadan yürütülebilir. Mercedes yerine Şahin araban olması gibi bir şey olur bu bence. Bu benim görüşüm. Bilmiyorum. Tabii ki de yürütülebilir. Niye yürütülmesin? Yürüten bir sürü insan var. Ama tam potansiyeline ulaşır mı? Çok fazla ilk geceyle ilgili soru var. Çok çok fazla. En çok o gelmiş. İlk cinsel birliktelikle alakalı. İlk gece hakkındaki görüşün nedir? Korku yaşanmalı mı? İşte ilk seferimde iyi olmamaktan korkuyorum. Nasıl aşacağım bunu? İlk cinsel ilişkin acısına 1 ile 10 arasında kaç puan verirsin? Vesaire vesaire vesaire. İlk cinsel birliktelik o kadar abartılıyor ki size anlatamam. Çok fazla abartılıyor. Ve artık bu insanların gözünde korkulacak bir şeye, bir dehşet sebebi haline geldi ve bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü Türkiye'de vajinismus diye bir gerçek var. Batı'ya göre ülkemizde, Orta Doğu'da ve Uzak Doğu ülkelerinde çok daha fazla olan bir hastalık vajinismus. Çoğunlukla %90 neredeyse psikolojik sebeplerle genital bölgenizdeki kasların kasılıp cinsel ilişkiye müsaade etmemesi hastalığı. Yani mental sebepli, fizyolojik sonuçlu bir hastalık diyebiliriz. Hatta bacakların kilitlenmesine kadar gidiyor. Dolayısıyla partnerinize cinsel ilişkiye giremiyorsunuz. Çünkü korkuyorsunuz, acıdan korkuyorsunuz, toplum baskısından korkuyorsunuz, el alem ne derden korkuyorsunuz, iyi olamazsam diye korkuyorsunuz. Ama genelde insanlar çok acı çekeceğini düşünüyor. Daha önce Himen'den bahsetmiştim. Bu kızlık zarı dediğimiz şeyin kadınlarda farklı yapılarda olmasından bahsetmiştim. Bu himenin daha kalın olduğu kadınlarda evet cinsel birliktelik esnasında bir miktar acı ve bolca kanama görülebiliyor. Ama cinsel birliktelikte sadece acı duymuyorsunuz. Şöyle bir soru gelmiş. İlişkide kadın orgazm olmasa sadece acı çekmiş sayılmaz mı? Acı çekmiş olmaz mı diye. Hayır. Cinsel birliktelikte siz zaten haz duyuyorsunuz. O haz bazen bazı pozisyonlarda işte ters bir hareket yaptığınızda çok böyle
saniyeliğine bir acı duyabiliyorsunuz ama zaten o an haz aldığınız için o acıyı çok da önemsemiyorsunuz. Çünkü gerçekten çok küçük bir acı. Siz ne kadar kendinizi kasar, kendinizi sıkar ve bunu gözünüzde büyütürseniz o kadar fazla acı çekeceksiniz demektir. Çünkü mental state'iniz, o an içerisinde bulunduğunuz ruh hali, bedeninizin ne kadar gevşek olduğu, kaslarınızın ne kadar gevşek olduğu ve o ana ne kadar hazır olduğunuz çok fazla etkiliyor cinsel ilişkinin kolaylığını. Dolayısıyla siz ne kadar büyütürseniz ilk geceyi o kadar zorlanacaksınız demektir. Ben şahsen hiç büyütmemiştim gözümde ve çok rahat geçmişti benim ilk ilişkim. 1 ile 10 arasında bir puan verirsem 1 veririm mesela, o kadar rahat geçmişti. Ve ben kanamada yaşamadım. Ya çok esnekti zarım ya da yoktu, bilmiyorum. Gidip kontrol ettirmedim bunu yani. Diyeceğim o ki bu artık gerçekten bir söylene söylene kulaktan dolma bilgilerle büyüye büyüye çok korkunç bir mite dönüşmeye başladı. Korkulacak hiçbir şey yok gerçekten. Eğer partneriniz de nasıl davranması gerektiğini bilen biri ise eminim çok güzel geçecektir ilk geceniz. Lütfen 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 korkmayın. İyi olamamaktan korkuyorum demişti birisi. Bence ilk ilişkide iyi olamamayı bırakın, başka insanlarla yaşadığınız ilk ilişkilerde bile iyi olmayabilirsiniz. O sizin hayatınızdaki ilk ilişki olmasa bile. Çünkü herkesin cinsel birlikteliğinin dinamiği farklı. Başka insanlarla birlikte olduğunuzda başka bir dinamikle birlikte olacaksınız o insanlarla. Başka türlü gelişecek olaylar her seferinde. Dolayısıyla birbirinizi tanımanız ve birbirinizi keşfetmeniz için hep bir zamana ihtiyacınız olacak. Bu beraber gelişecek bir şey. Dolayısıyla ilk seferde iyi olmamaktan korkmak çok yersiz. Çünkü genelde kimse iyi değildir. Karşınızdaki size kötü hissettiriyorsa da o onun öküzlüğüdür. Yani sepetleyin bence. Ayrıca o kendine baksın. O iyi miydi acaba? Bu işte ilişkide kadın orgazm olmazsa sadece acı çekmiş olmaz mı sorusunu da özel olarak cevaplamak istiyorum. Cinsel ilişki ve orgazm sanırım şöyle bir şey zannediliyor kadınlar için. Acı 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 orgazm bitti. Böyle bir şey yok. Varsa acı belki zevk, 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 orgazm ve final. Hatta zevk, 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 zevk. Orgazm o zevk anının en top noktası aslında. Her ilişkide orgazma ulaşmak zorunda değilsiniz. Bu kadın için, erkek için de aynı şekilde geçerli. Boşalmadan da zevk aldığınız bir cinsel birliktelik gerçekleştirebilirsiniz yani. Bunu da böyle cevaplamış olayım. Bekaret tam olarak ne ifade ediyor? Bekaret toplumumuzda temizlik, saflık olarak nitelendiriliyor sanırım. Bekaret benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Gerçekten daha az şey ifade edemezdi. Özellikle Müslüman kadınlar ve Müslüman erkekler arasındaki bu eşitsizlikten de çok rahatsızım. Çünkü o himen sayesinde hani kadınların bakire olmadığını kanıtlayabilecekleri bir şey var ya, onun üzerinden yürüyorlar. Ama ben Müslüman erkeklerin kendilerini seksten, cinsel birliktelikten geri çektiğini çok fazla görmedim açıkçası. Çoğu evlenmeden önce birileriyle birlikte olmuş oluyorlar. Ama evlenecekleri kadından kimseyle birlikte olmamış olmalarını bekliyorlar. Bu kimin kulağına neden normal geliyor onu da anlamıyorum. Böyle bir eşitsizlik var. Hatta üniversite yıllarımda şuna çok şahit oldum. İşte çok aktif bir cinsel hayatı olan bir erkek arkadaşım mesela. Sürekli işte evleneceği kadının bakir olmasını istediğini dile getiriyordu. Kendisi dindar bir insan değildi. Sadece dinle de ilişkilendirmemek gerekiyor yani bunu. Bunda kimseyle cinsel birliktelik yaşamamış bir kadının daha önce cinsel ilişkileri olmuş bir kadından daha temiz, saf, iyi olacağı düşünülüyor. Niye? İnanın ben de bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Halbuki o da senin gibi. Sen dediğim kişi erkek birey. İlgi duyduğu birisiyle kendi varoluşundan gelen dürtülerine uygun olarak bir birliktelik yaşamış birisi yani. Aynı şey tamamen. Kıl tüy olayları cinsel ilişki için sorun mu? Hani mesela mememizde bile kıl çıkıyor. Ne yapalım, çıkıyor yani. Tabii ki de değil. Bunun sebebi porno sektörü bence. Aktif cinsel hayatı olmayan erkekler ilk defa seksi pornolarda görüyorlar. Ve dolayısıyla bütün kadın vücutlarının öyle olacağını düşünüyorlar. Ve gerçek bir kadın bedeniyle karşılaştıklarında da afallıyorlar. Gerek cinsel organlarının rengine, gerek kılına, tüyüne, gerek çatlağına, gerek
memesinin büyüklüğüne, küçüklüğüne kadar bütün kadınlara kendilerini kötü hissettirebilen erkekler mevcut. Kendileri de birer kıl yumağı olmalarına rağmen. Porno sektörü insanlara bir fantezi satıyor aslında. Sadece kadınların görünüşleri olarak değil, olayların işleyişi bakımından da aslında gerçeğe çok yatkın değil çoğu. Dolayısıyla gerçek hayattan öyle şeyler beklemek en basit tabirle aptallık olur. Yani sizin kılınızı, tüyünüzü sorun edip de size kendinizi kötü hissettiren birisi varsa hayatınızda, siz de onunla dalga geçerek kendisini kötü hissetmesini sağlayabilirsiniz. Çünkü cinselliği sadece pornolarda görmüş demektir. Tabii ki işte çok böyle kılımızın, tüyümüzün olmadığı o kişinin tercihi ise eğer, ya da daha hazırlıklı olduğumuz günler olabiliyor. Ama bu cinsel planlanan bir şey değil ki. Tamamen içgüdüsel olarak olayın seyrine göre gerçekleşebilen bir şey olduğu için her zaman kılsız, tüysüz, ne bileyim işte güzel iç çamaşırlı mesela halimizi görecek değiller. Neyse, neticede bunu gerçek dışı buluyorum yani. Porno izlemek hakkında ne düşünüyorsun? Evliyken eşinin porno izlemesi seni aldatmış sayılır mı? Bence hayır. Çünkü daha önce de bahsettiğim gibi porno izlemek, mastürbasyon yapmak. Yani porno insanlar niye izler? Cinsel olarak yükselmişlerdir ve mastürbasyon yapacaklardır ve boşanmalarına yardımcı bir görselle ihtiyaçları vardır. Açar pornosunu izler, mastürbasyonunu yapar ve hayatına devam eder. O isteğini böyle dindirir yani. Evli olsanız bile, partneriniz olsa bile ya da sevginiz olsa bile her zaman iki tarafta aynı modda olmayabiliyor. Birisi bazen sevişmek istemeyebiliyor ya da evde olmayabiliyor ya da aslında bunların olmasına bile gerek yok. O kişi sadece kendi vücuduyla bir şeyler yapmak istemiştir. Bu gibi durumlarda porno izlenebilir. Yani ben bunda bir sakınca görmüyorum. Çünkü dediğim gibi bu çok kişisel bir şey. Kendi vücudunla ilgili bir şey. Partnerin olan birlikteliğinden aslında ayrı bir şey. Kadınların orgazm olamama sebebi demiş birisi. Bunu aslında daha önce bahsettiğim bir şeye bağlayacağım. İşte kadınların kendi vücutlarını tanıyıp partnerlerini yönlendirememesi mevzusu. Aslında sadece suç kadınlarda değil tabii ki. Erkekler mesela çok gurur meselesi yapabiliyor böyle şeyleri. Biri sevgilisine işte ben zevk alamıyorum ilişkiden falan diye bir şey yapsa gururları çok incedir eminim. O yüzden çoğu kadın orgazm fakelemek zorunda kalıyor. Ama bence buna hiç gerek yok. Sonuçta bu işteş bir fiil. Siz beraber yapıyorsunuz bu işi. Erkek keyif alıyorsa kadın da keyif almalı. Bu arada genellikle kadın ve erkek üzerinden konuşuyorum ama sorular o yönde geldiği için o şekilde konuşuyorum. Cinsel birliktelik sadece kadın ve erkek arasında da olmaz. Dolayısıyla işte iletişim, tamamen iletişim kuramamak. Bu çok mu zor geliyor insanlara bilmiyorum, ya da uygunsuz olur, işte şimdi modu bozulur falan diye mi düşünüyorlar da bir şey demiyorlar bilmiyorum ama siz nelerden hoşlandığınızı bilirseniz, bunu karşınızdakine de söylerseniz o da sizin hoşunuza gidecek şekilde size davranır ve bu onun da hoşuna gider. Size daha çok zevk verdiğini bilmek partnerinizin hoşuna gitmez mi? Gider. Bence ilişki esnasında herkes egolarını bir kenara bırakıp en fazla verim alabileceği şekilde birbirine davranmalı diye düşünüyorum. Tek gecelik ilişkiler, casual sex hakkında ne düşünüyorsun? Ve korumanın önemiyle cinsel hastalıklardan bahsedebilir misin demiş birisi. Tabii genelde cinsel hastalıkları cinsel geçmişini bilmediğimiz insanlardan kapabiliyoruz. Bu da tek gecelik ilişkilere bağlanıyor aslında. Ben tek gecelik ilişkilerin, casual sex'in çok normal bir şey olduğunu düşünüyorum. Herkes her zaman uzun bir ilişki arayışında olmayabilir. İlgisini çeken farklı farklı insanlarla birliktelik yaşayabilir. Cinsel arzusunu, cinsel ihtiyacını ve aşkını bu şekilde giderebilir. Ama tabii ki cinsel hastalıkların en çok bulaştığı senaryoda bu olduğu için ekstra dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Ve her zaman erkeklerden kondom taşımasını beklememeli kadınlar bence. Sonuçta hayatınız boyunca taşıyacağınız bir cinsel hastalığın sorumluluğunu bir erkeğin vicdanına bırakmamalısınız bence. Eğer tek gecelik ilişkiler yaşamak sizin hayatınızın bir parçasıysa çantanızda her daim bir prezervatif bulundurmanız gerekiyor ve karşı taraf bunu kullanmayı reddediyorsa da bence ilişkiye girmemeniz gerekiyor. Bu benim düşüncem. Tabii ki her şey size kalmış ama gerçekten çok yaygın cinsel hastalıklar ve bunu önleyebilme şansınız varsa neden önlemeyesiniz ki? Sevgilim beni sevdiği için cinsellik istemediğini söylüyor. Ben onu sevdiğim için istiyorum. Ne yapmalıyım?
İşte yani bu anlayış, bu erkeklerin cinsel ilişki yaşamış bir kadını zarar görmüş olarak görmesi. Yani sanki cinsel ilişki bir kadına zarar veriyor, sanki incitiyor, sanki ondan bir şey götürüyor. Hayır, böyle bir şey yok yani. Çok sinirleniyorum böyle şeyle. Gerçekten bu çifte standart beni çok sinirlendiriyor. Sevgilin seni seviyor, arzuluyor ve sen diyorsun ki hayır. Yapamam. Neden? Bu nasıl bir kibir ya? Bu nasıl bir üstten bakma? Bu nasıl bir kadını aşağılama? Korkunç bir şey bu. Yapmayın, gözünüzü seveyim ya. Otur sevgilini anlat bunu. Gerçekten. Ve yani bilmiyorum. Bir şey demeyeceğim. Kimse ilişkisine karışma hakkım yok. O yüzden susuyorum. Cinsel ilişkiye girmek için illa penisin vajinaya girmesi mi gerekir? Ön sevişme cinsellik değil midir? Tabii ki ön sevişme de cinselliktir. Cinsel ilişkinin çeşitli aşamaları var ve penetrasyon artık en son aşaması. Özellikle kadınların daha çok hoşuna giden bir şey bence ön sevişme. Çünkü penetrasyon gerçekleştiğinde çok daha fazla zevk almalarına sebep oluyor. Dolayısıyla direkt loves diye zaten o aşamaya atlanmaması gerekiyor bence. Tabi her zaman olmayabilir, böyle az zamanınız vardır falan filan ama güzel uzun bir gecede zamanınız olduğunda ya da isteğiniz olduğunda ön sevişmeye de vakit ayrılması gerekiyor bence. Sadece ön sevişme de yaşayabilirsiniz. Bekar sıkıntı yaşayan çoğu genç kadının bunu yaptığını da biliyorum. Yani evet, cinsellik sadece penisin vajinaya girmesine ibaret değildir. Bunun içerisinde mastürbasyon da giriyor, ön sevişme de giriyor. Budur. Son olarak hamilelikte cinsel ilişki nasıl oluyor? Yasak mı vesaire gibi bir soru gelmiş. Onu da cevaplayarak bitireceğim. Hamileliğin ilk 3 ayında eğer riskli bir hamileliğiniz varsa yasak. Benim riskliydi. Kanamalarım oldu, düşük tehlikesi geçirdim vesaire. Genelde ilk 3 ay çok önerilmiyor ama cinsel birliktelik. İkinci trimester'da, yani 4., 5. ve 6. ayda tamamen eğer ekstra bir durumunuz yoksa safe olarak görülüyor. Yani güvenli olarak görülüyor. Son 3 ayda da erken doğumu tetikleyebileceği için önerilmiyor. Dolayısıyla aslında evet, cinsel birliktelik yaşayabiliyorsunuz ama yasaklandığı durumlar da var. Hormonlardan ötürü zaten isteğiniz de çok fazla değişiyor. İlk 3 ay rezalet geçtiği için mide bulantısı, işte ne bileyim kendini sürekli kötü hissetme vesaire, zaten libidonuz ister istemez düşüyor. Ama aynı zamanda genital bölgenizin etrafındaki kan damarlarının coşmasından ötürü çok daha kolay uyarılabiliyorsunuz. Vesaire etkileyen bir sürü şey var aslında. Kimi kadınlar çok daha fazla isterken kimi kadınlar da hiç istemeyebiliyor hamilelik döneminde. Yine kişiden kişiye değişen bir şey. Her hamilelik farklı diyorlar zaten sürekli. Cinsel istek de sanırım aynı oranda farklı. Evet. Bilmiyorum, çok üstün körü mü konuştum ama sorularınıza yanıt vermeye çalıştım kendimce. Ben cinselliğin ayıp olarak görülmediği bir yarında yaşamak istiyorum. O yüzden bugün bilmiyorum, elimden sadece sesimi bu şekilde duyurabilmek geliyor. O yüzden onu yaptım. Ben konuşmazsam, o konuşmazsa kimse konuşmayacak çünkü. Herkes ne kadar normal bir şey olduğunu ve herkes ne kadar hayatın içinden bir şey olduğunu farkında ama bazı tabuları yıkmak, bazılarını yıkmaktan çok daha zor ve bu da bence Türkiye'nin en büyük tabularından birisi. Ve yine Türkiye'nin en ikiyüzlü olduğu konulardan birisi gerçekten. Kapalı kapılar ardında farklı yaşayıp dışarıya farklı konuştuğu bir konu. Herkes yaşaması gerektiği dönemde, yaşaması gerektiği yaşlarda, yaşaması gerektiği kişilerle, yaşaması gerektiği şeyleri yaşasa belki de bu kadar kötü olaylar duymayacağız etraftan. Bir şeyleri ne kadar reddederseniz, bir şeyleri ne kadar yokmuş gibi yaparsanız onlar çığ gibi büyür ve altında ezilirsiniz. Artık onlar sizi kontrol etmeye başlar ve siz onların esiri olursunuz. Cinsellik de böyle bir konu bence. Cinsellik yokmuş gibi davranarak cinselliği yok edemezsiniz. Çünkü insanın varoluşunun bir parçası bu ve yok da olmayacak siz reddetseniz de. En azından bari kadınlara karşı yapılan bu baskı azalsa birazcık, biraz nefes alabilsek, biraz eşit görülebilsek erkeklerle. Sevgiden, istekten, arzudan, keyiften, hazdan beslenen bir şey bu kadar ayıp görülmese çok daha huzurlu bir toplum olabiliriz belki. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Umarım herhangi bir konuda yanlış anlaşılmamışımdır. Anlaşıldıysam da gerçekten umurumda değil. Bu videoya gelecek kötü yorumları da çok takmayacağımı bilmenizi isterim. Çünkü biz sizinle aynı sayfada değiliz belli ki. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.
Görüşürüz.